Merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf fen bilimleri kitabı sayfa 7, 8 ve 9, 10'u işleyeceğiz. Konumuz teleskop. Teleskopların yapısı ve çalışma prensibi hakkındaki tahminleriniz nelerdir? Teleskop, uzaydan gelen her türlü radyasyonu alıp görüntüleyen, astronomların kullandığı bir cihazdır. Teleskop, yapı olarak objektif, oküler ve bu mercekleri içeren bir tüpten oluşur. Objektif cinsine göre iki tür teleskop vardır. Bu teleskoplardan bir tanesi kırıcı teleskop, bir tanesi ise yansıtıcı teleskop adı verilen teleskoptur. Yansıtıcı teleskop, uzaydan gelen ışıklar teleskop içinde bir aynaya çarpıp prizmadan geçtikleri sonra göze geliyorsa bu türe verilen isimdir. Kırıcı teleskop, uzaydan gelen ışıklar merceklerden doğrudan geçip göze geliyorsa bu türe verilen isimdir. Teleskobun görevleri radyasyon toplama, çözümleme ve büyütmedir. Ancak en önemli görevi radyasyon toplamaktır. Teleskobun içerisinde apertür diye isimlendirilen mercek ya da objektif aynasının ışık toplama yüzeyi arttıkça ışık toplama gücü de artmaktadır. Gök cismini inceleyen teleskoplarda ise dünyanın dönüşünü takip edecek, yukarı aşağı ve yana hareket etmesi için takip düzenekleri kurulmuştur. Hareketlerin çok hassas olması lazımdır. Atmosfer etkilerinin de hesaba katılarak teleskop konumuna hareket yönü verilir. Bu hareketler elektronik devreler ve bilgisayarlar yardımıyla yürütülür. Teleskop icat edilmeseydi ne olurdu? Bugün bildiğimiz bilgilere ulaşabilir miydik? Teleskop, uzakta olan cisimleri gözümüzün önüne sunduğundan, eğer icat olunmasaydı uzay araştırması ve incelemesi yapılamazdı. Dünya dışında olan cisimler hakkında bir fikrimiz olmasaydı keşifler yapılamaz, uzay hakkında bilgiler edinemezdik. Gezegenlerin sıralanışı, güneşin sıcaklığı, gezegenlerin bulunduğu konumlar gibi birçok bilgi teleskop sayesinde bulunmuştur. Eğer teleskop icat edilmeseydi bunlar hakkında hiçbir bilgimiz olmazdı. Batılı ve Türk, İslam astronomlar kimler olduğunu araştıralım ve çalışmalar yaptıkları hakkında bilgi toplayalım. Harizmi, yıldızlar kataloğunu hazırladı. Güneş, ay ve yıldızların yükseklikleri hakkında araştırma yaptı. İbni Firnas, planetaryum icat etmiştir. Güneş ve gezegenleri hareket halinde tasvir etmiştir. Ebul Vefa, ay teorisi üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. Kadızade Rumi, matematiğin astronomiye uygulanması için çalışmalar yaptı ve başarılı oldu. Eratosthenes, dünyanın çevresini hesaplamayı başardı. Hipparkus, güneş merkezli astronomi teorisini ortaya atan kişidir. Yıldızlar kataloğu hazırlamıştır. Araç ve gereçler, bant, cetvel, makas, kalem, karton levha, oyun hamuru, 12 santim ve 15 santim çapında 2 adet ince kenarlı mercek. Teleskop modeli yapalım. Karton levhada cetvel yardımıyla 12 santim, 20 santim ve 15 santim, 20 santim uzunluğunda ölçüler alalım. Ölçümleri kalem ile çizdikten sonra makas yardımıyla keselim. Makas kullanırken dikkatli olalım. Kesilen karton parçalarından büyük olanın ucuna dik bir şekilde büyük merceği oyun hamuru ile sabitleyelim. Sabitleme işi bittikten sonra karton levhayı silindir hale getirelim ve bant ile destekleyelim. Aynı işlemleri küçük karton ve mercek içinde yapalım. Daha sonra mercekler dışta olacak şekilde büyük silindirin içine küçük silindiri geçirelim ve küçük silindirin olduğu yerden cisimlere bakalım. Yaptığınız teleskop modeli başarısızlıkla sonuçlanmış ise nerede hata yaptığınızı fark edip sabırlı bir şekilde tekrar aynı aşamalar ile modelinizi yapınız. Yaptığımız teleskobu arkadaşlarımıza sunalım. Yaptığımız teleskobu yıl sonu bilim şenliğinde sergileyelim. Görüntüyü netleştirmek için ne yaparsınız? Mercek sayısını arttırırız. Yaptığımız teleskop modeli hangi teleskop çeşidine girer? Mercekli teleskop. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.
Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.